Sadece hayatım hüzünlü, gelmedi, dedi. Bitkinim, bitkinim, ölesiye, dedi. Bu dizeler Victorian dönemin ünlü şairi Lord Tennyson'a ait. John Everett Mill'e bakmakta olduğumuz Mariana tablosunu 1851'de yapmadan kısa süre önce Lord Tennyson'a Birleşik Krallık Kraliyet Şairi payesi veriliyor. Tennyson'ın yazmış olduğu bu şiirde de Shakespeare'in Kısasa Kısas isimli eserine dayanıyor. Öykü, uzun yıllardır nişanlı olduğu kişi tarafından terk edilen bir kadına ilişki. Pre-Rafaelci akımın karakteristik temalarından olan yalnız kadını görüyoruz. Millen'in yaptığı tablo, Tennyson'ın şiirinden ve dolayısıyla Shakespeare'in oyunundan etkilenmiş olmakla birlikte orijinal öykü ile baktığımız resim arasında önemli derecede sapma var. Mariana'nın öyküsü hüzünlü olmakla birlikte aslında komedi türünde bir oyunun içinde yer alıyor ve oyun mutlu sonla bitiyor. Baktığımız resimse oldukça hüzünlü ve mutlu sona ilişik bir ipucu görmüyoruz. Muhteşem bir lacivert giysi içindeki kadını görüyoruz. Arkaya doğru esniyor. Duygusal açıdan kötü bir dönem geçiriyor gibi görünüyor. Çok üzünlü. Oldukça uzun süredir yaptığı anlaşılan nakışa ara vermiş, ayağa kalkmış. Sabır ve beklemeyi hissediyoruz. Şiir de aynı temaya sahip. Beklemek ve zamanın geçmesi üzerine. Zamanın geçmesi fikriyle ve samimi duyguların yansıtılmasıyla Pre-Rafael Ekolü'ndeki resimlerde sıklıkla karşılaşıyoruz. İçten gelen duyguların yansıtılmasını İngiliz resminde sık görürüz. Daha önceki dönemin resimlerinde olduğu gibi hikayeyi görürüz. Figürler birbirleriyle etkileşim halindedir. Ancak baktığımız bu resimde kişinin kendi başına yaşadığı duyguları görüyoruz. Bekliyor Mile, kadının ne düşündüğünü ve ne gördüğünü hissetmemizi sağlamış. Resimde etrafında çeşitli objeler var. Bu eşyalara bakarken onun da bunlara bakmakta olduğunu hissediyoruz. Masanın üstünde mesela son derece yoğun işlemelere sahip olan nakış yaptığı kumaş duruyor. Nakışın üstünde ise düşmüş yapraklar var. Sanki bu yapraklar da nakışın bir parçası olabilirlermiş gibi duruyor ancak kuruyup gidecekler ve kaybolacaklar. Güz yaprakları, mevsimlerin geçmesi, zamanın akıp gitmesi. Yıllar gelip geçiyor ve o burada beklemeye devam ediyor. Figürün çevresindeki formlar, renkler, eşyalar büyük bir hassasiyetle şekillendirilmiş odanın sadece bir kısmını görebiliyoruz. Ancak yine de buranın oldukça küçük bir oda olduğunu hissediyoruz. Burada kısılıp kaldığını anlıyoruz. Çalıştığı masayla oturduğu tabur arasında sıkışıp kalmış. Arkasında ise dua ettiği sunak bölümü görülüyor. Hayatının dua etmekle ve sakinleşmesine yardımcı olan nakış yapmakla geçtiğini anlıyoruz. Bekliyor. Penceredeki vitraylarda Hz. Meryem'e Hz. İsa'yı doğuracağının müjdelendiği sahneyi görüyoruz. Bu resme baktığımda Victoria döneminde yaşayan kadınların yaşadığı kıstırılmış duygusunu algılayabiliyorum. Bekliyorlar, oturuyorlar, nakış işliyorlar, kendilerini başkalarına adamışlar. Bir anlamda kendileri için belirlenmiş sınırların içinde yaşıyorlar. Bu duyguları kadının beden dilinde de gözlemliyoruz. Geriye doğru esniyor. Sanki hareket edip dış dünyaya gitmek istiyor gibi. Dışarıda yaprakları, toprağı, ışığı görüyoruz. Ressam burada yaptığı nesnelerin tümünü çok başarılı canlandırmış. Kanepe'nin kadifesinin dokusunu dahi hissedebiliyoruz neredeyse. Renkler de çok canlı. Pre-Rafael ekolünde renklerin yoğunluğuna ve kullanımına verilen önemi görüyoruz. Bu renk kullanımı, Victoria döneminde yapılan akademik kaynakları isimlerden oldukça farklı. İdeal formlar oluşturmaya çalışmak yerine, gördüklerimizin tümü gözleme dayanarak canlandırılmış. Sanatçı, çizdiklerinin özgün olması için gerçekten gözlem yapmış. Örneğin sağ alt köşede gördüğümüz fare, ressamın stüdyosunda yakaladığı ölü bir fareye bakarak yapılmış. Vitray pencerelerse Oxford Üniversitesi'nde bulunan vitraylar örnek alınarak yapılmış. Hatta sanatçı bu vitrayları detaylı inceleyebilmek için yapı iskelesine tırmanmış. Resimde sanatla doğa arasındaki ilişkiye de vurgu yapıldığını düşünüyorum. Dışarıda olması beklenecek yapraklar içeride, yani doğa içeri gelmiş. Sanat eseri olan vitrayların arkasındansa doğa görünüyor. Vücudunun arkasındaki duvar kağıdındaki yapraklarla pencereden görünen yapraklar yan yana. Kadın içeride kısılıp kalmış gibi. Resimde sanatta doğaya, tanrıya ve ilahi olana vurgu yapıldığını gözlemliyoruz yaptığı nakışın desenleri bir parçası olmak istediği dış dünyanın görüntüsü gibi. Sanat, nakış veya adanmışlık yeterli gelmiyor. Aşk hasreti çekiyor. Şimdilik hoşçakalın.